Telefonla konuşan insanların algıları kapanıyor, ambulans sirenini dahi duymuyorlar. Bazı yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçlar için güvenlik şeridi olmaması, sürücülerin ambulansa yol verme konusunda duyarsız davranmaları, yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler ambulansların vakalara zamanında ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle ambulansa yol verme konusunda özensiz davranışın artık bir yaptırımı olacak. Ambulansa yol vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber ambulansa kırmızı ışıkta yol veren duyarlı vatandaşlarımıza cezai yaptırım uygulanmamaktadır. 112 çağrı merkezlerinin karşılaştığı sorunlar nelerdir? İşte nereden arıyorsun sorduğumuzda evden arıyoruz, işte sağ odadan arıyoruz şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Hasta yakınının bizlere kişinin o anki durumu, kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yaşı ve cinsiyeti gibi bilgilerinin doğru olarak vermesi gerekiyor. Hayati tehlike oluştuğunda aranması gereken 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesi, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan gerçek hasta ve vakalara ulaşmakta bazen geç kalınmasına sebep olmaktadır. Burası İstanbul Avrupa 112 Komuta Merkezi. Buraya gelen çağrıların %95'i maalesef ki asılsız ihbarlar. Günde 4000 çağrı alıyoruz. Bunların sadece 30 tanesi gerçek vakadır. Ankara 112'ye günde ortalama 17.000 çağrı düşmektedir. Bu çağrıların sadece 1000 tanesi gerçek vakalardan oluşmaktadır. Telefoncularımız maalesef telefonları denemek için telefonlarla arıyorlar 112'yi. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol amacıyla arıyorlar. Ulus'ta bir vatandaşın parmağı kopmuş. Adamın yanına geldiğimde parmağım kopmadı dedi ama çok kötü yaralandı dedi. Parmağın, orta parmağın tam eklem üzerinde bir nokta büyüklüğünde hiç kanamayan bir yara. Olay yerine gittiğimizde komşusuna hava atmak için bile çağıranları görüyoruz. Hasta yakınları veya hastalar 112 aradıkları zaman bizi bekletiyorsunuz. Birkaç dakikadır telefonunuzu arıyorum, düşüremiyorum. Hani niye cevap vermiyorsunuz diye genelde bize tepki gösteriyorlar. Aslında tepki göstermesi gereken kişi biz değiliz. Kendi halk, belki komşusu, belki de kendi çocuğu hani bu şekilde yaptığı için onlara ulaşamıyor telefonlarına. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aranması halinde Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Yönetmeliğine göre idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Hayata artık veda etmiş olan bir insan için, solunum kalbi durmuş olan bir insana hani gerekli müdahaleni yapıyorsun ve cevap alıyorsan ki bizim başımıza çokça geliyor. Özellikle bir nöbetimde 3 tane peş peşe yaşama dönen insan olmuştu. Hani bu kesinlikle her şeye yetiyor, unutuyorsun. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Türkiye'nin her yerinde 7 gün 24 saat esasıyla sizin için canla başla çalışmaktadır. Bize bu hayati mücadelemizde en büyük yardımı trafikte ambulansa yol vererek ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul etmeyerek sağlayabilirsiniz. Yaşama yol ver. Salı 22'de Gala TV ekranlarında sakın kaçırmayın. Bu kadar mı gönlündeki
Çiğa Salı 19.30'da Gala TV ekranlarında. Sakın kaçırmayın. Tabii ki de. Evet, konuklarım da burada. Sakın bir yere ayrılmayın demiştim. Beni takip ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim benim güzel izleyicilerim. Ali'cim, programımız için bize böyle çiçek gibi bir parça yapar mısın lütfen? Peki.
Peki, gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Gelsin, gelsin. Ali'cim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Vallahi harika sesin var. Bu hafta ben programın sonuna geldim. Sizden güzel bir teşekkür rica ediyorum. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza tabii ki iletebilirsiniz. Sonra da Murat Bey, abicim, canım, sevgili Murat Yaman, senden de bir parça istiyorum. Senden başlayayım istersen Ali'cim, teşekkürünü almaya.
Vallahi buraya mikrofondan değil, böyle konuşuyoruz. Evet. Buraya bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hayırlı olsun. Harikaydı. Kendimizi yine evimizde hissettik. Arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, kameracı arkadaşlarımız, bütün personel hepsi harikaydı. İyi ki geldik. Bizi izleyen seyircilerimize, dinleyicilerimize, dostlarımıza da selamlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Onları Allah'a emanet edelim. Teşekkürler. Senden alayım. Vallahi yüreği güzel, kişiliği güzel. Evet. Kardeşlerin en güzeli. Eyvallah. Aynen. Elifcan. Programda olmak güzeldi. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Orkestran çok güzel. Aynen. Takımı vallahi gerçekten. Gösteriyorsun değil mi Kadir? Güzel çalıyorlar yürekten. Her şey gönlünüz olsun. Saygılar, sevgiler. Vazgeçmem diyelim. Siz vazgeçmeyin. Evet. Siz de vazgeçmeyin. İnşallah Elif kimse birbirinden vazgeçmeyin. Bizleri izlemekten vazgeçmeyin. Bu hafta da Elif Can Show'un sonuna geldik. Bir dahaki hafta pazartesi gününe görüşmek üzere efendim. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese saygılar, sevgiler olsun diyorum efendim. Görüşmek üzere. Murat Bey diyorum. Murat Yaman karşınızda vazgeçmem. Efendim. Vazgeçmem Kadir, göndersen. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu aşk bilmek? Canımdan geçerim, vazgeçmem. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneşten vazgeçmem. Sensizlik inan ölümden beter. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Senden vazgeçmem. Sensiz olamam, kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam, kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim. Senden vazgeçmem. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneşse
yandınsa vazgeçmem. Gökteki güneşsen sen vazgeçmem. Sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçerim. Senden vazgeçmem. Senden paslanmaz 3 kaplı yemek termosuyla gün içerisinde yemek taşıyanlar, yolculuk yapanlar, diyet yapanlar, okula gidenler, pikniğe gidenler, işe yemek götürenler, bebek maması hazırlayanlar, kampa gidenler, hazır yemekten bıkanlar için artık her yerde sıcak ve taze yemeğiniz yanınızda olacak.